Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor soruda. Bakalım verilen bilgiler nelermiş? Kuruluş döneminde devlet teşkilatını oluştururken Moğol ilhanlıları ve Anadolu Selçuklularını örnek alan Osmanlı Devleti, İslam hukukunun ve Türk kültürünün hakim olduğu bir devlettir. Ülke sınırları içerisinde çeşitli milletleri barındıran Osmanlı herkese adil ve eşit davranmıştır. Evet bakalım. Burada herkese adil ve eşit davranmıştır ifadesi neyin kanıtı? C seçeneğinde verilen istimalet politikasına uygun hareket edildiğinin kanıtı. Yani ne var istimalet politikasında bir hoşgörü var. Yukarıda da diyor ki çeşitli milletleri barındıran Osmanlı herkese adil ve eşit davranmıştır. C seçeneğine ulaşılabilir. Sonrasında ne diyor? İslam hukukunun diyor yani dine dayalı bir hukuktan bahsettiği için teokratik devlet yapısının benimsendiği seçeneğine de ulaşılabiliyor. Peki başka ne diyor? Ülke sınırları içerisinde çeşitli milletleri barındıran diyor. Ya da baktığımız zaman devlet teşkilatını oluştururken Moğol İlhanlıları, Anadolu Selçuklularını örnek aldığından bahsediyor. Bu da kültürel etkileşime açık bir coğrafyada hüküm sürüldüğü anlamına gelir ki nereden bu kadar devlette karşılaşacak değil mi? Başka türlü olsaydı. Peki Anadolu Selçukluları ve Moğol İlhanlılarının Türk kültürünün uygulanması geleneksel Türk devlet teşkilatının da örnek alındığı anlamlarına gelmekte. Ama B seçeneğine baktığımızda otoriter devlet yapısına sahip olunduğu yani otoriter tek kişinin istediği gibi ülkeyi yönetmesi, baskıya dayalı olarak ülkeyi yönetmesi demek. Bu devlet yapısına dair yukarıda bir bilgi yok. Zaten farklı, milletlere adil davranan, eşit davranan bir devletin otoriter devlet yapısına da sahip olduğu söylenemez. Bu nedenle burada ulaşılamaz olan seçenek B seçeneği. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere karşı ulusal kurtuluş savaşı büyük bir moral gücüyle gerçekleştirilmiştir. Türk halkını ulusal bir heyecan sarmış, halk adeta yeniden doğmuştur. Bu ulusal heyecanın ilk belirtisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet Mondros Ateşkes Antlaşması ile ülke işgal edilmeye başlanmış ve Türk halkı bağımsızlığına düşkün olan Türk halkı yaşadığı bölgeyi savunmak amacıyla ya silahlı direnişe geçmiş Kuvayi Milli Hareketi'ni oluşturmuş ya da cemiyetler kurarak işgalleri kınayan mitingler düzenlemiş, protestolar çekmiş, posterler hazırlamış. Bu nedenle baktığımız zaman ulusal heyecan ilk belirtisi olarak Kuvayi Milliye'yi ya da mitingleri görmemiz gerekir. Bu nedenle de cevabımız B seçeneğidir. Peki öğretmenim az önce cemiyetler kurmuştur dediniz. O zaman neden D seçeneğini almıyoruz derseniz. D'de ne diyor? Tüm yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi diyor. Eğer kurulması deseydi evet alınırdı ama birleştirilmesi Sivas Kongresi'nde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ilk belirti olarak gösterilemez. Düzenli ordu TBMM açıldıktan sonra 1. İnönü Savaşı öncesinde kurulduğu için o da ilk belirti değildir. TBMM zaten 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Kimondros Ateşkesi 30 Ekim 1918'de yapılmıştır. Bu nedenle diğer seçenekler ilk belirti olarak gösterilemez. Ancak işgalleri kınayan mitingler düzenlenmesi ilk belirtidir. Tarun Hazinesi çoğu M.Ö. önce 560 546 yıllar arasında Lidya ülkesini yöneten Karun dönemine ait olan ve Uşak'ın 25 kilometre batısında ve İzmir karayolu üzerinde bulunan Güre kasabası yakınlarındaki tümülüslerden çıkarılan eserlerin toplu adıdır. Hazinenin ulaşılan kısmında yaklaşık 450 parça bulunmaktadır. Bu parçaların en önemlilerinden biri kanatlı denizatı broşudur verilen bilgilere bakılarak Lidya uygarlığı ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diyor soruda. Evet bakalım birinci öncülde diyor ki ölümden sonraki yaşam inancına sahip oldukları öğretmenim biz buna nereden ulaşabiliriz? Biz buna tümülüs ifadesinden ulaşabiliriz. Tümülüsler nelerdir? Mezarlardır ve mezarlardan ne yapılmış? bir takım eserler çıkarılmış. Dolayısıyla eğer mezarlara ölüler eşyalarıyla gömüldüyse bu ne ile ilgilidir? Tabii ki ahiret inancı ile. Bu nedenle birinci öncüle ulaşılabilir. İkinci öncüle baktığımızda krallık yönetimini benimsedikleri öğretmenim bunu nereden alıyoruz derseniz Karun hazinesi diyor değil mi? Peki bu Karun hazinesi kime aitmiş? Lidya ülkesini yöneten Karun'a aitmiş. Bu ne ile ilişkilendirilebilir? Krallık yönetimi ile değil mi? Ülkeyi kim yönetiyor? Karun isminde biri yönetiyor. Demek ki orada bir krallık var. Bir meclis yok. Bir demokrasi yok. Krallık yönetimi var. Üçüncü öncüle baktığımızda sanat alanında gelişme gösterdikleri. Şimdi çok fazla hazineden bir şeylere ulaşılmış ama bunlardan en önemlisi neymiş? kanatlı deniz atı broşuymuş bir broş yapmışlar bu sanat alanında gelişme gösterdiklerini kanıtlar mı kanıtlar dolayısıyla tüm öncülere ulaşılabileceği için bu sorunun da cevabı E seçeneği olacaktır. Karahanlılara sığınan bir Samani şehzadesi vasıtasıyla ...Satuk Buğrahan'ın o şehzadeden İslamiyet'i öğrenip Müslüman olduğu söylenir. Fakat bu hikaye Satuk Buğrahan menkıbesinde daha tasavvufi olarak anlatılır. Samani şehzadesinin peygamberi rüyasında görerek... ...Satuk Buğrahan'ın İslamiyet'e davet emri aldığı yazılıdır. Samanilerin etkisiyle Müslümanlığı kabul eden Satuk Buğrahan... ...daha sonra amcasıyla ile mücadele ederek yönetimi ele geçirmiş ve hükümdarlığı ile birlikte İslamiyet'in yayılması için mücadele etmiştir. Verilen bilgilere bakılarak Satuk Buğrahan dönemi ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diyor soruda. Birinci öncülümüze bakalım. Meşruiyetini kut inancına dayandırdı. Öğretmenim ne demektir meşruiyetini kut inancına dayandırmak derseniz hükümdarlık yetkisini tanrı tarafından alması demektir kut inancı. Gücünü Satuk Buğrahan acaba gerçekten Tanrı'dan aldığı yetkiye mi dayandırıyor? Yukarıda bu tarz bir ifade bulunmadığı için burada bir rüya sonrasında İslamiyet'in kabulüne dair bir bilgi verildiği için hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine dair bir bilgi bulunmadığı için biz ne yapamıyoruz? Birinci öncüle ulaşamıyoruz. İkinci öncüle baktığımızda Düzensiz veraset anlayışının benimsendiği öğretmenim düzensiz veraset anlayışı ne demektir derseniz tahta kimin geçeceğinin belli olmaması demektir. Veraset neydi? Ülke hanedanın ortak malı. Dolayısıyla burada amca, kardeş, oğul, yeğen, erkek olan hanedanın tüm üyeleri tahta geçebilirler değil mi? Ve düzensiz olması taht kavgalarına yol açar. Verilen paragrafta ne diyor? Satuk Buğrahan daha sonra amcası ile mücadele ederek diyor. Dolayısıyla amcası ile mücadele edip ne yapmış? Yönetimi ele geçirmiş. Demek ki taht için bir mücadele söz konusu. Bu da veraset anlayışının belirli olmadığını, düzensiz olduğunu gösterir. Bu nedenle ikinci öncüle ulaşılabilir. Üçüncü öncüle baktığımızda cihat ve gaza politikasıyla hareket edildiği neydi cihat ve gaza İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşlardı. Bakın paragrafın son cümlesinde ne diyor? İslamiyet'in yayılması için mücadele etmiştir diyor değil mi? İslamiyet'in yayılması için mücadele ettiyse cihat ve gaza politikası uygulamış demektir. Bu nedenle de baktığımızda ulaşılabilir olan seçenekler 2 ve 3 öncül olduğu için doğru cevabımız da D seçeneğidir. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Lozan Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün verilen sözüne uygun olarak çözüme kavuşturulamamıştır? A. Duyunu Umumiye'nin gelir toplama yetkisinin kaldırılması. Bu, Mustafa Kemal'in yukarıda söz ettiği şekilde olumlu bir şekilde sonuçlanan karardır. Duyunu Umumiye, genel borçlar idaresidir. Avrupalı devletlerin borçlarını tahsil edebilmek için kurdukları kurumun adıdır ve Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Duyun umumiyenin kaldırılması olumlu bir gelişmedir. Dolayısıyla A seçeneği Mustafa Kemal'in bu sözlüğüyle ilişkilidir. B seçeneğine baktığımızda Boğazların Türkiye'nin başkanlığındaki bir komisyon tarafından yönetilmesi. Bu durum olumsuz bir durumdur. Öğretmenim neden işte bir komisyon varmış ve başkanı da Türkmüş daha ne olsun? Olmaması gereken komisyon. Türkiye'nin başkan olması pek de bir şey ifade etmiyor aslında. Çünkü benim sularımda, benim boğazlarımda bir karar verilecekse bu kararı tek başıma benim vermem gerekir. Bir komisyonun değil. Bir komisyonun varlığı boğazlardaki egemenliğimize gölge düşürür. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda bahsettiği Lozan'ın önemine aykırı bir maddedir bu madde. Zaten Lozan'da Türk tarafının istekleri doğrultusunda çözülemeyen karardır. Boğazlar Komisyonu'nun kurulması C'ye baktığımızda Yunanistan'ın Türkiye'ye savaş tazminatı ödemesi yine bu durum güzel bir şey. Çünkü savaşı Yunanistan kaybetti ve bize bir savaş tazminatı ödemek durumunda kaldı. D'ye baktığımızda kapitülasyonların kaldırılması yine kapitülasyonların kaldırılması ile beraber ekonomik bağımsızlığımız sağlandı. E seçeneğine baktığımızda azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi biz aldığımız bu kararla iç işlerimize karışılmasına engel olduk. Dolayısıyla A, C, D ve E seçenekleri Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmuş ama B seçeneğindeki Boğazlar Komisyonu'nun kurulmuş olması Mustafa Kemal'in verilen sözüyle aynı doğrultuda bir söz değil. Bu nedenle de sorumuzun cevabı B seçeneği. Alp orojenizi olarak bilinen dağ oluşum hareketleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede genç kıvrımlı dağların oluşmasına zemin hazırlamış ve silsile halinde çok sayıda dağ meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu oluşumla meydana gelen dağlardan biri değildir? Türkiye'nin içinde bulunduğu genç kıvrımların özellikle 3. zamanda oluştuğunu dikkate alıyoruz. Burada Romanya'daki Karpat Dağları yine 3. zamanda oluşmuş. Rusya'daki Ural Dağları'nın oluşumu birinci zamana karşılık geliyor. Bulgaristan'daki Balkan Dağları'nın oluşumu yine yukarıda bahsedilen genç kıvrımlar arasında yani üçüncü zamanda oluşmuş kıvrımlar. İspanya'daki Pirene Dağları yine üçüncü zamanda oluşmuş genç kıvrım dağları. Cezayir'deki Atlas Dağları. Bunun yanında özellikle Amerika'daki Kayalık ve Ant Dağları. İskandinav Dağları. Bunların oluşumlarına baktığımızda özellikle oluşum zamanlarının farklılık gösterdiğini dikkate alabiliriz. Ki burada da dediğimiz gibi genç kıvrımlar olduğu için Rusya'daki Ural Dağları, bunun yanında Amerika'da Appalaş Dağları baktığımızda bunlar bilinci zamana ait kıvrımları oluşturmaktadır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıda bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir. Haritada verilenlere göre Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A şıkkında akarsuyun denize ulaştığı yerdeki koyun L noktasına uzaklığı 3 kilometreden fazladır. Şimdi döküldüğü yerdeki koyu dikkate aldım ve L ile arasındaki uzaklığı bulmak istiyorum. Buradaki çizgi ölçekten yararlanarak herhangi bir cisim yardımıyla ölçtüğüm bu aralığı gelip bu ölçeğimin üzerine koyduğumda benim 2 kilometreden ya da 3 kilometreden daha fazla olduğunu görebiliyorum. Ki 2'yi buradan ölçüp geri kalan kısmını yine sıfırdan başlayarak ölçebilirim. O zaman 3 kilometreden daha fazla bir uzunluk çıktı. Arada uzaklık farkı çıktı. D noktası kuzeydoğu güneybatı uzantılı bir sırt üzerinde yer alır. Şimdi burada baktığımızda V harfi görüyorsak ve V'nin uç kısmına doğru yükselti azalıyorsa çünkü burada 600 metreler gibi gördüm daha sonra giderek azaldığını görüyorum yükseltinin. İşte V'nin uç kısmına doğru yükseltilerin azaldığı bu alana ben sırt diyorum. Ve kuzeydoğu güneybatı yönünde ki burada baktığımızda kuzeydoğu yönü ve güneybatı yönünü dikkate alırsak bu yönde uzandığını görebilirim. C şıkkında N noktasının yüksekliği K noktasının yüksekliğinden azdır. Şimdi deniz kıyısı 0 metre. Birinci, ikinci ve üçüncü izohipslerimize baktığımızda üçüncüsü 300 metre. Yani bu aralıklar 100 metre ile geçmekte. O zaman 400, 500, 600 ki 600 metreden daha yüksek bir M noktasını görebilirim. Ya da burada devam ettiğimizde 600 ki burada 700. N noktasını direkt 700 olarak dikkate alabiliriz buradaki aralıktan. Bunun yanında K noktasına baktığımızda ise K noktası sol tarafımızda ya da özellikle batımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kısmında yani 900 metrelik bir yükseltiye sahip olduğunu görüyorum. Bu da benim N noktasının yüksekliğinin daha az olduğunu gösteriyor şekle bakarak. M noktası 600-700 arası ki burada hesaplamıştık. 400, 500, 600, 700 arası e, kısmında ama bir vadi değil. Özellikle bir boyun kısmında iki tepe arasında kaldığı için bir vadi değil burası. O yüzden yanlış bir ifade olmuş. Haritadaki alanın güneybatısında dik yamaçlar vardır. Onu nereden anlıyoruz? Özellikle buradaki eğrilerin kıyıda sıklaşmasına bağlı olarak falez dediğimiz diklerin oluşması kısmına dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız değişikli oldu. Yeryüzünde beşeri, doğal ya da işlevsel özelliklerine göre bölgeler oluşturulabilir. Bölgenin ayrımındaki amaç, belli ortak özellikler gösteren yeryüzü parçalarını bir araya toplayarak diğer alanlardan farklılıklarını ortaya koymaktır. Bir araştırmacı bu amaçla yeryüzünde kurak bölgeleri gösteren bir harita çizmek istemiştir. Araştırmacının aşağıdaki yerlerden hangisini bu bölge içinde göstermesi beklenemez? Libya ve Mısır'ın güneyi denmiş. Bu alanda sahra çölü var ve dünyada çöller kurak bölgeler içerisinde dikkate alınmakta. Ki buna bağlı olarak bunu doğru cevap olarak düşünemedik çünkü beklenemez dediği için bunu eleyelim. Orta ve Batı Avustralya, Victoria çölü gibi önemli çöllerimiz var. E o zaman bu da kurak alanlar arasında sayılıyor. Kenya ve Tanzanya'ya baktığımızda savan iklimi ve bulunduğu kuşak itibariyle tropikal kuşakta olduğu için kurak alanlar arasında sayamıyoruz. ABD'de Arizona çevresi yine çöl, Arizona çölünü burada dikkate alıyoruz. Bunun yanında İran ve Afganistan'da yine çöllerimiz var ee, baktığımızda ki Orta Asya'daki çöller Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum gibi çöller dikkate alınabilir. O yüzden burada daha yağışlı ya da tropikal kuşakta yer alan Kenya ve Tanzanya'yı kurak bölge içerisinde alamadık. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada ülkelerin doğal afetlere maruz kalma düzeyleri gösterilmiştir. Yalnızca haritada verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A şıkkında Afrika'nın doğu kıyılarında afetlerde ölen insan sayısı batı kıyılarında ölenlerden fazladır. Şimdi haritamızdan sadece haritamızdan yola çıkarak biz burada ölen kişi sayısı ile ilgili bir çıkarımda bulunamayız. Çünkü doğal afetlere maruz kalma durumu bir de sayı olarak da verilmemiş ve burada çok yüksek düzey ya da düşük düzey olarak verildiği için ben ölen sayısını çıkartamadım. Kanada ile İskandinav Yarımadası'ndaki ülkelerde benzer özellikle doğal afetler görülür. Şimdi hangi doğal afet görülüyor? Deprem mi? Kasırga mı? Bunun dışında e, tsunami mi? Bununla ilgili herhangi bir içerik olmadığı için haritamda böyle bir çıkarımda bulunamam. Hindistan, Pakistan ve Çin'de bir yılda görülen afet sayısı hemen hemen aynıdır. E şimdi buraya bakıyoruz yıllık mı ya da kaç yıllık durumu kapsıyor. Bunun yanında buradaki sayı kaç bununla ilgili bir çıkarımda bulunamayız. Ekvatora yakın olan ülkelerde hidrometeorolojik yani su ve hava kaynaklı afetler yaygındır denmiş. Dediğimiz gibi biz burada içeriği bilmediğimiz için hangi doğal afetlerin daha çok gerçekleştiğini bilmediğimiz için böyle bir çıkarımda bulunamıyoruz. Türkiye ki Türkiye'yi aldığımızda kırmızı renkte gösterilmiş burada. bunun yanında komşusu olan birçok ülkeye göre daha fazla afet meydana gelir denmiş. Ki buradan böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Çünkü Türkiye'nin daha koyu renkte olması çok yüksek düzeyde maruz kaldığını gösteriyor. Diğer komşu ülkelerde işte Suriye gibi, İran gibi ülkelerde kırmızı rengi görmediğimiz için bunu doğru olarak düşünebiliriz ve direkt haritadan ulaşabiliriz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki grafikte 2007-2022 yıllar arasında Türkiye'nin nüfus sayısı ve nüfus artış hızındaki değişimler gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgilere bakılarak ya da verilenlere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülümüzde Türkiye nüfusu geçen 15 yıllık sürede yaklaşık 15 milyon kişi artmıştır. Şimdi bakıyoruz Türkiye nüfusu 2007 yılında 70.6 milyondan 85.3 milyona çıkmış. Yani bu da baktığımızda özellikle burada yaklaşık olarak 15 milyon kişi arttığını bize gösteriyor. Tam olmasa da yaklaşık dediği için zaten doğru alıyoruz. Çünkü 70.6 milyondan 85.3 milyona çıkan bir nüfusumuz var. 2. Doğum oranları ölüm oranlarından her zaman fazla olmuştur. Çünkü nüfus artış hızımız eksi değerlere düşmedikçe bizim doğum oranlarımız daha fazla oluyor ki ölüm oranları fazla olsaydı bu değerler eksi değerlere düşmüş olacaktı ama en düşük değerin burada 7.1 olduğunu görmekteyim. O yüzden doğum oranları her zaman fazla olduğu için bu değerler artı olmuş. 3. Ekonomik sorunlar ve sosyal bunalımlar göçlerin neden olmuştur. Ben bu grafikten yalnızca bu grafikten böyle bir çıkarımda bulunamam. 2019-2020 yıllar arasında nüfus sayısında azalma meydana gelmiştir. Türkiye'de nüfus miktarı sürekli arttı şu ana kadar. 2019 ve 2020 yıllar arasında baktığımızda nüfus yine artıyor miktar olarak ama artış hızı düşüyor. Yani burada sayı değil hız demesi gerekiyordu. O yüzden doğru bir ifade değil. Ulaşılabilir dediği için 1 ve 2 yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bu soru varoluşçu felsefe ile ilgili bir soru ve bize sorulan şey Görkem'in ablası varoluşçu bir yaklaşımla aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir? Varoluşçu felsefeyi gördüğümüz her yerde aklımıza şu gelecek. Varoluş özden önce gelir. Yazalım bunu ve şöyle yorumlayalım. Önce var oluruz sonra kendi seçimlerimizle kendi eylemlerimizle kendimizi var ederiz. Daha önce verilmiş bir özümüz yok hocam. Şimdi bakalım Görkem'in ablası ne söylemiş olabilir? Öncelikle parçaya bakıyoruz. Diyor ki Görkem ablasına en yakın arkadaşıyla büyük bir kavga ettiğini, onunla bir daha asla görüşmesinin mümkün olamayacağını ve bu yüzden çok üzgün olduğunu söyler. Bu paylaşım biraz da teselli beklentisi içermektedir. Çünkü ablası felsefeye meraklı, varoluşçuluğu benimsemiş biridir ve ona farklı bir bakış açısı kazandırabilecektir. Bakalım abla ne söylemiş olabilir? Unut gitsin Önemli değil. Önemli olan sensin. Başkası seni bu kadar etkilemezsin. Yani burada varoluşu bakış açısı yok hocam. Burada faydacılık var. Önemli olan sensin. Aslında faydacılık yok. Egoizm var. Önemli olan sensin. Her şey sen merkezdesin. Yaklaşımı egoist bir yaklaşımdır. Ele gitsin. Peki anın tadını çıkarmaya bak. Olan olmuş. Kendini iyi hissettirecek şeyler yapmalısın. Hiç varoluşuya uygun bir cümle değil bence. C şıkkına bakalım. Arkadaşın sana ne katıyordu? Ne faydası vardı? Faydacı bir bakış açısı ele gitsin. Hayat o kadar anlamsız ki dostluklar bu anlamsızlığı gizleyen ilizyonlardan ibaret. Kişi bildiğin depresyonda var oluşu değil hocam. Peki E şıkkına bakalım. Sen ve arkadaşın seçim yapmışsınız. Seçimler bizi var eden durumlardır. Bizler seçimlerimizde iyi ya da kötü, güzeli ya da çirkini ya da Başarı ya da başarısızlığı kendimiz seçeriz. İşte bu varoluşçu felsefe için söylenmesi gereken bir cümledir. O yüzden cevap E şıkkıdır. Bu soru, İslam felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey, bu bilgilerden yola çıkarak ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir parçamıza bakalım. İslam felsefesinde, irade özgürlüğü problemi, insanın eylemlerini seçmene ne kadar özgür olduğu konusundaki düşünsel zorlukların karşımıza çıkardığı bir problemdir. İslam filozoflarının çoğu, ilahi takdir ile insan özgürlüğü arasındaki dengeyi açıklama yönelik düşünceler ortaya koymuş hem insanın eylemlerini özgürce seçtiğini, bunun sonuçlarından da sorumlu olduğunu hem de kaderine boyun eğmesi gerektiğini söylemiştir. Yani biz özgürüz hocam yazalım, özgürüz. Bundan dolayı sorumluyuz, bunu da yazalım. Ama bir de kadere boyun eğmeliyiz. Onu da yazalım, kadere inanma da söz konusu diyelim ve devam edelim. Onlara göre insan iradesini kullanma yeteneğine sahiptir. Ancak bu irade Allah'ın evreni kontrol etme etkisi karşısında belirlenmiştir. Yani insan tamamen özgür değildir. İnsanın özgürlüğü Allah'ın yetkisi karşısında sınırlandırılmıştır. O halde insanın cüz'lü bir iradesi vardır. Allah'ın küllü bir iradesi vardır. Yani insanın seçme özgürlüğü sınırsız değildir hocam. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı özgür irade Allah'ın ilahi takdiriyle sınırlandırılmış mıdır? Kesinlikle öyle. Yerinde gösterelim. Buraya da yıldızlarımızı koyalım hocam. Peki neden beş şıkkı değil? İnsanın özgür iradesi eylemin tek belirleyicisidir. E kaderi ne yapacağız? Allah'ın takdirini ne yapacağız? Nerede denge? Denge yok. Geç hocam gitsin. Peki kader insan eylemlerinin sorumlusu olmadığını gösterir mi? Hayır insan diyor sorumludur, özgürdür ama tamamen özgür değildir diyor. Peki D şıkkına bakalım. İnsan özgürlüğünün kısıtlı olması onu sorumluluktan muaf tutar mı? Tutmaz. Bak burada sorumlu olduğunu söylüyor. Yerini gösterdim. E şıkkına bakalım. İnsanın irade sahibi olduğu düşüncesi Allah'ın ezeli bilgisiyle örtüşmez mi? Örtüşür hocam. Cevabımız A şıkkıdır. Bu soru doğruluk ve gerçeklikle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçaya dayanarak doğruluk ve gerçeklikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçamıza bakalım. Diyor ki masa dikdörtgendir dediğimizde ne masa doğrudur ne dikdörtgen. Oysa bu ikisi bir araya gelerek doğruluğa örnek oluşturur. Masa dikdörtgendir ifadesiyle dikdörtgen şeklindeki bir masanın varlığını yansıtırız. Bu masanın dikdörtgen olması gerçeklik olup benim zihnimden bağımsız önermenin doğru olmasını sağlayan bir referanstır. Yani şunu söylüyor. Gerçeklik dediğimiz şey varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olma durumudur. Mesela masa insan zihninden bağımsız olarak var olan bir gerçekliktir. Peki doğruluk nedir? Doğruluk dediğimiz şey fikirdir. Yani varlıkla ilgili fikirlerdir. Masayla ile ilgili ortaya koyduğumuz fikirlerdir. Yani şunu söylemek istiyorum. Masa dikdörtgendir dediğimizde masa ile ilgili bir yargı ifade ediyoruz. Bu yargı doğru da olabilir ya da yanlış da olabilir. Ama bu yargı doğrulukla ilgilidir. Masanın kendisi gerçeklikle ilgilidir. O halde diyeceğiz ki gerçeklik varlıkla ilgilidir. Doğruluk onunla ilgili ileri sürülen fikirlerin gerçeğe uygun olup olmamasıdır hocam. Şimdi bakıyoruz. A şıkkı doğruluk varlığın İnsan zihninden bağımsız olarak var olması mıdır? Hayır. Bu gerçeklik olacaktı. Yanlış bir tanımlama yapmış. Peki 5 şıkkına bakalım. Gerçeklik bir varlık durumunu, doğruluk ise onun bilgisini fikrini mi ortaya koyar? Evet hocam. O halde cevap B şıkkıdır. Neden C şıkkı değil ona da bakalım. Gerçeklik ve doğruluk arasında bir ilişki olduğu söylenemez mi? Söyledin hocam. Zaten ikisini bir anlatıyoruz. İkisi arasında ilişki var ki böyle bir soru var karşımızda. Ele gitsin. Peki doğruluk gerçekliğin insan tarafından onaylanmış hali midir? Hayır onaylanmış hali gibi bir durum söz konusu değil. Devam edelim. Gerçekliğin ne olduğu onu algılayan zihne göre değişir. Tam tersine doğruluğun ne olduğu onu algılayan zihne göre değişir deseydi doğru olabilirdi. Cevabımız 5 şıkkıdır. Bu soru Heraklitos'la ilgili bir soru. Diyor ki Heraklitos'un sözlerinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Heraklitos'u gördük. Anahtar kelimemizi yazalım. Sonra klasik olarak parçaya bakarız. Heraklitos'u gördüğün her yerde aklına oluş gelsin. Aklına değişim gelsin sevgili arkadaşım. Şimdi bakıyorum. Diyor ki soğuk şeyler ısınır ısınan soğur, ıslanan kurur, kavrulan nemlenir. Aynı şey yaşam ve ölüm, uyanıklık ve uyku, genç ve yaşlı içinde geçerlidir. Çünkü karşıtlar değişim sayesinde bir olur, birbirine dönüşür. Gece ve gündüz, yaz ve kış, savaş ve barış, bereket ve kıtlık, iyilik ve kötülük hepsi aynıdır. Yani karşıtlar birbirine dönüşür, sürekli değişir, sürekli bir dinamiklik bir oluş söz konusudur. Bakıyoruz çıklarımıza. Her şey karşıtıyla beraber mi vardır? Gece gündüzle beraber, yaz kışla beraber, savaş barışla birlikte mi vardır? Evet hocam. Çatışma uyum uyum içerisindedir. Yani düzen içerisinde midir? Evet hocam. Peki evrenin temel ilkesi değişim midir? Aynen öyledir. Değişimin yönünü güçlü olan belirler yani bir şey söyleyeceğim savaş ve barışta hangisi güçlüyse o mu belirler ya da yaz ve kışta hangisi belirler güçlü olan mı böyle bir şey var mı hiç bu parçada güçten bahsettik mi hayır karşıtların birbirine dönüşmesinden bahsettik ve bu karşıtlığın bir uyum içerisinde gerçekleştiğinden bahsettik. Dolayısıyla bu olamaz hocam. Peki E şıkkına bakalım. Doğa akışta olan dinamik bir görüşe sahiptir. Yani dinamik derken sürekli oluşum ve değişim mi var? Kesinlikle öyle öyle bir durum söz konusu. O yüzden cevap D şıkkıdır. Bu sorumuz liberalizmle ilgili bir soru. Bize sorulan şey parçadaki liberalizmin aşağıdaki kavramlardan hangisini gerektirdiği vurgulanmıştır. Parçaya bakıyoruz. Liberalizm birey haklarına, özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne vurgu yapan bir sistem olup bireylerin kendi hayatlarını yönlendirme ve kendi kararlarını alma hakkına odaklanmaktadır. Liberalizmin temel unsurları arasında özel mülkiyet hakları, serbest piyasa ekonomisi, ifade özgürlükleri gibi ilkelere vurgu yapar. Bireylerin özgürlükleri ve kişisel haklarına saygı duymak, toplumun genel iradesini yansıtan politikaların geniş katılımla belirlendiği bir sistemle mümkün olur. Yani liberalizm neyi savunuyor? Hocam hukukun üstünlüğünü savunuyor, insana saygıyı savunuyor, özgürlükleri savunuyor, birey haklarını savunuyor, ifade özgürlüğünü savunuyor, özel mülkiyeti savunuyor geniş katılıma önem veriyor yani demokrasiyi savunuyor hocam demokratik süreçleri savunuyor o yüzden cevap C şıkkıdır metinde sırasıyla inancın hangi boyutlarından bahsedilmektedir diyor. Bakalım varsın İman, Mantık ve Din isimli makalesinde din özü itibariyle kişisel bir olaydır. İman çoğunlukla öğretilmiş olup kişinin bağımsız kararın sonucu değildir demektedir. Kur'an-ı Kerim'de tam olarak aynı olmasa da yaslanamayacak kadar fazla ve fazla ayetle bu durumu benzer olaylarla yer vermiştir atalar kültürü, kültü, atalar dini denilen bu öğrenmişlik öğrenmişlik ayetlerde ya atalarınız yanlış yoldaysa diyerek cevap vermiş. Aslında eleştirmiştir değil mi? İnancı bu bağlılıkların ziyade akılla idrak bakın, akılla idrak ve kabulüne dikkat çekmektedir. İlk önce diyor ki atalarınız ne yaptıysa direkt onları taklit ediyorsunuz diyor. Değil mi? Bunu ilk önce bundan bahsediyor. Daha sonra diyor ki bu yanlış. Siz aklınızı kullanın diyor. O yüzden ilk maddemiz taklit. Zaten diğer şıklar elendi hop otomatikmen iki şıkkaya düştü. Tasdik ise direkt onaylamak ama burada diyor ki akılla çözüm bulun. Tahkiki imanla yani araştırarak aklınızı kullanarak çözüm bulun diyor. Tamamen bilgi sorusu aslında. Cevabımız çorumun C'si. Bu metinle ilgili aşağıdakilerin hangisine dikkat çekilmektedir? Bakalım metinde bizden ne istiyor? Şecaat ne demekti şecaat? Hiç paragraf okumadan söylememiz lazım. Allah rızası için yapılan bütün cesaretlerde bu kalemle de olurdu savaşla da de olurdu değil mi Allah rızası için yapılan bütün cesaretler İslam dininde bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması cesaretini koruması ama kim için Allah için adaletsizliğe boyun eğmemesi cesaretle de üstün değerlerini korumaya yönelmesi demektir tarih Türk İslam dünyasında bu değeri benimsemiş onlarca isimden bahsetmiştir. Bunlardan bazıları Sütçü İmam, Yörük Ali, Kara Fatma, Seyit Onbaşı, Ömer Ali Demir, Cafer Okan, Fethi Sekin, işte Nena Hatun, bir tane de ben ekleyeyim gibi. Bu isimler sadece bazılarıdır. İslam'ın emrettiği bu değer zaman ve toplumda yer verilmiş ve adeta bir milletin kişiliğini oluşturmuştur diyor buna göre hangisine dikkat çekilmektedir. Ee, bunlar aslında şecaate göre hareket etmiştir diyor değil mi? Paragraf diyor ki bu isimler şöyle isimleri düzgün alayım. Bu isimler diyor aslında diyor şecaate göre hareket etmiştir diyor. Şecaate göre hareket ettiği için de daha böyle korkusuzca savaşmışlar. Çünkü sonunda Allah rızası olduğu için diyor. Yani aslında din bizim vatanımıza, toplumumuza, değerlerimize etki etmemiş midir? E değerlerimize etkisi hangi maddede bahsediyor? B seçeneğine hop direkt düşüyorum diyorum ki değerlerin oluşumunda dinin etkisi büyüktür ve doğru cevabımız Bursa'nın B'si. Evet soruya baktığımızda bir metin verilmiş ve bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım Türkiye'de Türkiye 2021 yılında yaz aylarında 35 ilimizde 129 orman yangında görmüştür maalesef. Bu yangınlar ne yazık ki bazı vatandaşların ölümüne, evsiz kalması, çok sayıda hayvanın ve ağaçlık alanı yok olmasına sebep olmuştur. Üzücü olan bu hadise ülkece sahip, sahiplenmiş onlarca gönüllü müdahale e, için itfaiye ve jandarma ekiplerine destek olmuş... İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı yapılmış. Uluslararası ilişkiler kullanılarak kampanyalar başlatılmıştı. Aynı dönemde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da Antalya'da kıldırdığı bir cuma namazında hep birlikte Allah'ın ipine hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Ali İmran suresindeki bir ayeti okuyarak Müslümanların nasıl davranması gerektiğini dile getirmiştir. Yani hep birlikte bütün Müslümanlar birlikte içerisinde olmalı diyor. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve parçalanmayın. Yani sen şucusun sen bucusun diye parçalanmayın birbirinize yardım edin. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın ve onun dediklerini yapın diyor. Bakalım Kur'an birlik ve beraberliğe çağırıyor. Evet doğru. İslam toplumları İslam toplumsal olaylarda bireyin davranışlarını belirleyen ilkelere sahiptir. Evet, toplumsal bir olaya olmuş ve belirleyen toplumsal bir olay olmuş. Ne oldu ha? Toplumsal bir olay olmuş ve bunu belirleyen, sorry, bir e, ayet var. Bu da doğru. Hı. İnsan dinen, vicdanen ve vatani duygularıyla birlikte hareket etmeyi başarabilmektedir. Evet hem dini hem vicdanı hem vatanımı korumak amaçlı yapılan bir yardım çağrısıdır. İnsan toplumsal ilişkiler dinden bağımsız hareket edemediği için vahyi takip etmek zorundadır. Burada bundan bahsetmiş bir toplum yani toplumsal ilişkilerde dinden bağımsız hareket edemez işte din olmadan yaşayamaz gibi bir şeyden bahsetmiş mi bahsetmemiş cevap çıktı ama e seçeneğine de bakalım toplumsal bir toplumu bir arada tutan ve güçlendiren birlik beraberlik İslam'da emredilmiş ilkelerdendir evet hep birlik parçalanmayın hep birlikte olun Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyerekten bahsetmiş o zaman cevabımız Denizli'nin D'si Evet diyor ki yeryüzünde böbürlenerek yürüme kibiri Allah-u Teala sevmez değil mi? Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boğaca da dağlara asla erişemezsin. Kibir bir tek kime hastır? Allah'a hastır çünkü o e, aslında kibir değil doğruyu söyler. Kibir ise yalandan böyle büyüklük taslamaktır ve insana yakışmaz. İnsan acizdir insanın e, değil Tanrıya Allah'a yakışır hangisi diyor eleştirilen davranışı örnek oluşturur bakalım Elif'in kardeşinin günlüğünü gizli gizli okuması bu mahremiyetin ihlali tecessüstür bunu da unutmayın tecessüs ama bu değil Ayşe'nin arkadaşını bir olayı farklı farklı anlatması bu iftiradır ya da yalandır bu da değil. Zeynep'in yakın arkadaşının başarısını kıskanması. Bu neydi? Hasetti yani kıskançlıktı. Bu da değil. Tarık'ın arkadaşı hakkında bilgileri başkasına aktarması. Bu nedir? Gıybet. Çekemiyorlar bizi. Bu da değil. İsa'nın zenginliğinden dolayı durumu iyi olanı olmayana kaba davranması. Neden? zenginliğim ben zenginim sen kimsin ki deyip küçük görmesi kibirlenmesi ama bilmiyor ki İsa o parayı veren de alanda Allah gerçek mülkün sahibi o yüzden cevabımız E seçeneği ama bunları da mutlaka bilin. Bu bilgilere göre İmam Maturidi aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır diyor. Bakalım İmam Maturidi ne diyor? İmam Maturidi itikatta bizim mezhebimizde değil mi? Genel olarak Türklerin mezhebiydi daha doğrusu. İmam Maturidi'ye göre bilgi edinmenin yolları üçtür. Bunlardan biri Selim Akıl, ikisi Salim Duyular, üç Sadık Haberdir. Selim akıl, çalışan akıl, salim duyular, beş duyu organımız. Sadık haber ise vahiydi. Neydi vahiy? Kur'an-ı Kerim artı sünnetlerde değil mi? Evet, bir de mütevatir haberi ekliyorduk daha sonrasında. Devam ediyorum. Bu üçü dışında elde edilen bilginin İslam'a göre doğru bilgi olarak e, nitelendirilmesi mümkün değildir. Diğerleri doğru bilgi değildir diyor. Bu yüzden bilginin doğruluğunu teyit edilmeden kullanılmaması gerekir. Yani ben Instagram'a şu gün kıyamet kopacak desem bu da bir bilgidir. Ama ben kafadan uydurduğum için bunu bu bilgiyi biz ne yapıyoruz? Doğrudan saymıyoruz. O yüzden doğru bilgi olması için doğru kaynak olması gerekiyor. Evet bakıyorum bilginin bilimselliği, bilginin güvenilirliği, bilginin inanç ilişkisi, bilginin ahlaka uygunluğu, bilginin sünnete uygunluğu. Çok basit bilginin güvenilirliği hani doğru bilgi için güvenilir bir kaynak olması lazım. O yüzden cevabımız Balıkesir'in B'si. Bu sorumuzda ontoloji ve metafizik karşılaştırılmış ve denilmiş ki bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza bakalım. Ontoloji varlığı inceleyen bir felsefe disiplinidir. Varlığın olup olmadığı, varsa ne tür varlık olduğu gibi sorular ontolojinin alanına girer. Ontolojiyle yakın olan başka bir alan var, bu da metafiziktir. O ise varlığın temel ilkelerini anlamaya odaklanmış bir alandır. Her iki alanda varlığın ne olduğunu, nasıl sınıflandırabileceğini ve evrenin temel özellikleri gibi temel konuları ele alarak bir anlam arayışında bulunmalarına rağmen metafizin var olanın incelemesinin yanı sıra fizik ötesi varlıkları da konu edinmesi bakımından birbirinden ayrılır. Yani her ikisinin ortak noktası var varlığı varlığın ne olduğunu inceliyorlar ama metafizik ontolojiden ayrılmaktadır. Bir nevi neden o aynı zamanda soyut konuları, metafizik konuları, somut olmayan konuları da ele almaktadır. Bu da metafiziğin ontolojiden farkıdır. Şimdi bakalım şıklarımıza. A şıkkı varlığı incelemede metafiziğin perspektifi ontolojiden daha geniştir. Yani metafizik hem soyut hem de somutu ele alıyor mu? Evet. Ontolojiye bakalım. Buna metafizik yazalım. Ontoloji de sadece somutlu ele alıyor mu? Evet. O halde metafizik daha geniş bir kavram mıdır? Daha geniş bir inceleme alanına sahip midir? Evet hocam bu tamamdır. Ve şıkkına bakalım. Metafizik ve ontolojinin ortak bir konu alanı bulunmamakta mıdır? Bulunmaktadır. Sayalım hocam. Bakın şimdi. Varlığın ne olduğu, nasıl sınıflandırıldığı, evrenin temel özellikleri gibi durumlar ortak özellikleridir. Bu söylenemez hocam. C şıkkına bakalım ontoloji de, metafizik de, varlık ve gerçeklik üzerine sorgulama yapar mı? Yapar hocam. Fiziksel ve fizik ötesi varlıkları inceleyen alan metafizik midir? Yani somut ve soyut alanları inceleyen metafizik midir? Evet hocam. Metafizin ilgi alanına giren bazı varlıklar olgusal dünyada yeri yok mudur? Yani fizik ötesi midir? Yani metafizik midir? Evet hocam. O halde cevabımız 5 şıkkıdır. Bu soruda bize bir filozof sorulmuş. Bakalım hangi filozof sorulmuş? Diyor ki: "Hasta olduğunuzda bir terziye değil doktora gidersiniz. Çünkü hastalığınızın tedavisi için bunun bilgisine sahip kişi sizi muane etmelidir. Bir kıyafetinizin biçiminde değişiklik istediğinizde ise doktoru değil terzi tercih edersiniz. Çünkü bu konuda bilgi sahibi olan terzidir. Devlet yönetimi söz konusu olduğunda ise diyor, adaletli toplumun çıkarını düşünen bilge bir kişinin yönetici olduğunu istemek en doğal hakkınızdır. Devlet yönetimi herhangi bir kişiye bırakılacak bir konu değildir. Bilgi, beceri ve yetenek gerektirir. Bu nitelikleri taşıyanlar filozoflardır. O yüzden yönetici filozof kral olmalıdır. Yani yöneticinin nitelikli olması gerektiğini söyleyen filozofların kral olması gerektiğini söyleyen, filozofların yönetici olması gerektiğini söyleyen, filozoflar ülkeyi devleti yönetmelidir diyen kişi kimdir hocam? Platon'dur. İdeal devlet modelinde bunu söyler. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda Hursel'in temsilcisi olduğu yaklaşım sorulmuş. Değerli arkadaşım, Hursel'i gördüğün her yerde aklına öz gelsin. Özün yanında gelmesi gereken başka şey de söylüyorum. Paranteze alma gelsin. Bir başka şey de söylüyorum. Fenomenoloji gelsin yazalım. Fenomenoloji düzgün de yazalım. Yazdık mı? Evet. Fenomenoloji gelsin. Şimdi parçaya bakalım. Bak nesnelerin özünde diye başladı mı? Başladı. Direkt olarak özle vurgu varsa bizim gideceğimiz durum nedir? Fenomenolojidir. Tekrar tekrar söyleyelim. Bursa'yı gördüğün her yerde nereye gidiyorsun? Fenomenolojiye gidiyorsun. Parçada neyi arıyorsun? Özü arıyorsun. O halde cevap E şıkkıdır. Bu sorumuz Descartes'le ilgili bir soru ve bize sorulan şey bu parçadan yola çıkarak Descartes'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle parçada Descartes'in şüpheciliğinden bahsedilmiş mi? Evet. Peki Descartes şüpheyi ne yapıyordu? Araç olarak kullanıyordu. Onu baştan söyleyelim ve parçamıza bakalım. Descartes şüpheyi yöntem olarak kullanarak tüm bilgileri kuşkulu hale getirip bir temel bulmaya çalışmıştır. Bu süreçte düşünce eyleminin gerçek olduğuna dair bulduğu kesin bilgi onun için bir dayanak olmuş. Ünlü sözü düşünüyorum öyleyse varım diyerek onu varlığı kanıtlama noktasına taşımıştır hocam. Şimdi ne söylenebilir? Şüpheyi bir amaç olarak mı kullanmış? Hayır, kesin doğru bilgiye ulaşmak için bir yöntem, bir araç olarak kullanmış. Ele gitsin. Devam edelim. İnsan zihninde doğuştan bilgiler olduğunu düşünmüştür. Burada ona ulaşamayız. Burada yöntemden bahsediyoruz. Şüphecilikle ilgili bir şeyler söylememiz lazım. Ele gitsin. Kendisinden şüphe edilmeyecek bir bilginin olmadığını savunmuş mudur? Hayır. Kendisinden şüphe edilmeyecek bilgiye ulaşmak için şüpheyi araç olarak kullanmış ve düşünüyor olmasının bir kanıt olduğunu söylüyor. Yani diyor ki her şeyden şüphe edebilirim ama düşünüyor olmaktan, şüphe ediyor olmaktan şüphe duyamam. Düşünüyorsam o halde ben varım diyerek bir temel buluyor, bir kesin nokta buluyor. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Peki D şıkkına bakalım. Bilgiyi güvenilir bir kaynak üzerine inşa ederek ilerlemiş midir? Evet, temel amacı zaten budur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu soru Tanrı'nın varlığının kanıtlarıyla ilgili bir soru. Soruya baktığımızda diyor ki verilen açıklama Tanrı'nın varlığına ilişkin kanıtlardan hangisine aittir bakalım. Tanrı tüm insanları evrensel ahlaki prensiplere bağlı kılan bir varlık olarak düşünülmelidir. Tanrı olmasa da iyilik, erdemlik gibi değerler bir temeli olamazdı. Yani iyiliğin, erdemin olmasının nedeni Tanrı'dır diyor. Bunlar gibi tüm insanların üzerinde uzlaştığı evrensel ahlaki değerler. Tanrı'nın varlığının bir göstergesidir. Tanrı'nın varlığı ahlaki değerlerin nesnel ve evrensel bir temeli olmasını sağlar. Yani Tanrı'nın varlığının kanıtı ahlaki değerlerdir. Yardım seversek, iyilik yapıyorsak, temel bir evrensel değerimiz varsa nedeni Tanrı'dır. O halde kanıtımız da ahlaki kanıttır. Yani cevap D şıkkıdır.